1997 yılında 11. ayında tutuklandı. Gazi olayların mahkemesi devam ediyordu. Daha sonra o mahkeme Trabzon'a taşındı. O da o kapsamda bir sürü insanlarla beraber yani şeye gittiler, Trabzon'a gittiler. Orada alınmıştı. Daha sonra işte Erzurum cezaevi, daha sonraki süreçlerde birçok cezaevinde. En son Tekirdağ İkinoğlu Fethi cezaevindeydi. Daha önce 2017 yılındaydı. Bir cilt hastalığına yakalandı. Uzun bir süre tedavi gördü. Hastanede 3 ay falan sürdü o. Daha sonra kontrol bir şekilde tekrar cezaevine götürüldü. Arada bir zaten kontrole gidiyordu. Ama bu beyin kanamasıyla ilgili veya yüksek tansiyonla ilgili herhangi bir bilgi, yani bir şey söylemedi. İlaç da kullanmıyordu. Daha sonra bize haber geldiğinde 13 Mayıs'tı, pazartesi günü. Kız kardeşimi aramışlardı. Saat 11 civarlarında. Kardeşiniz, abiniz işte hücrede düştü. Baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığını söylediler. Ben de cezaevini aradım bilgi almak için. Bana da aynısını söyledi. İşte koğuşta düştüğünü. Şehir Hastanesi'ne kaldırıldım falan dediler. Şehir Hastanesi acil servisini arayabilirsiniz diye bir bilgi verdiler bize. Ben orayı aradım. Bana bilgi vermediler tabii. Ben de buradan çıktım. Kendi aracımla oraya gittim. Acil servisine başvurdum. Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne. Orada Başakşehir Şehir Hastanesi'ne nakledildiğini söylediler. Oradan tekrar dönüp buraya geldim. Tabii zaman biraz uzadı. Ameliyattan sonra bizi bir görüşte savcılık şeyle bir izinle bir görüştürdüler kapıda. Uzakta olsa. Biz bir seslendik şöyle. Konuşamıyordu ama hareket ayaklarıyla, elleriyle böyle hareket edebiliyordu. Yani duyabiliyordu herhalde. Konuşamıyordu. Zorluk çıkardılar. Yani bizi görüştürmediler. Öyle söyleyeyim. Yani buradaki güvenlik güçlerim diyeyim. İnfaz koruma memurları ve başları. Gerçekten bayağı bir zorluk çıkardılar. Biz bunun için bu haldeyken bile savcılığa gittik, kağıt çıkardık, getirdik imzalı şeyi. Ona rağmen bize işte 3 dakikalık süre çeşitli mazeretlerle bizi oyaladılar. Yani bunun için biraz evet tepkiliyim. Olmaması gerekiyordu. Bu durumdaki biri olarak artık beyin ölümü gerçekleşmiş bir vatandaş için yani bunu olmaması gerekiyor. 30 yıldır içeride, 27 yıldır müebbetle yargılandı. Onaylanmıştı zaten. Müebbet cezası almıştı. 27 yıldır içeride 2027 yılında bitiyordu normalde. Ama infazını da yakmışlardı zaten. Uzayabiliyordu bu. Onun için bizim bir başvurumuz olacaktı işte infazın tekrar geri alınması için. Olmadı tabii. Bir sefer yakaladı. 6 yıl diyebilirim. Yani normalde zaten 36 yıldır. Tekrar bunu geri aldılar yaktıklarına göre. Öyle. Organ bağışı için bizden talep istediler. Biz de bu evet organları bağışladık. İmzamızı verdik. Bu süreç biraz sürecek bir iki gün. Bakalım bize teslim edilecek. Aslında hücre arkadaşıyla bu konuyu konuşmuşlar daha önce. Yani böyle bir şey olursa ben organlarımı bağışlarım diye. Kendi aralarında bir konuşmuşlar bunu. Biz de zaten istedik. En azından umut olur birilerine belki de diye düşündük. Başladık. FETİP'lerinde çeşitli şeyler olmuştu. Yani bunun nedeni aslında o infaz yakılmanın nedeni içeride işte bazı tutukluların veya açlık grevinde olanların veya hasta tutsaklar için dönem dönem böyle eylemlikler oluyordu. Bunun için bundan dolayı bir protesto gibi bir şey yapmışlardı. İnfazı yaktılar. Bu nedenden dolayı sırf yaktılar zaten. Hasta tutsaklarımız var gerçekten. Yani kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek şekilde hastalar, kanser hastaları var. Biliyorum, bilgimiz var gerçekten. Yani bunun için bir an önce bir yasal düzenleme olup bu insanları bırakılmasıdır tabii ki de. Talebimizdir yani aslında. Benim kardeşim de bunlardan biriydi. Belki de bırakılmış olsaydı bu durumu yaşamayacak. Tabii ki çıktı aslında. Aynen. Evet, bizim başımıza geldi. Buna benzer birçok tutsak var. Yani en azından bunlar yaşanmaması için bir ön düzenleme olması gerekiyor.